Hocam, ben aslında Katolik okula gidiyorum ve orada bizim en son kitabın yani doğru olan kitabın İncil olduğunu anlatıyorlar. Ama benim de orada kafam karışıyor. Kur'an mı daha doğru yoksa İncil mi? Ben Kur'an düşünüyorum ama yani okulda da kafam karışıyor. Ah severim ben senin tatlılığını, şekerliğini, ballığını, güzelliğini. Nefis güzelsin sen, çok çok güzelsin. Çok tarz olmuşsun, bayağı güzelsin. Allah senin nuruyla sarsın. Cennet kuzusu olursun inşallah. İncil, Tevrat ve Kur'an, üçü de Allah'ın kitabıdır. Ama İsa Mesih benden sonra gelecek olan Faraklit var diyor. Ya ben sonum demiyor. Benden sonra Faraklit gelecek diyor. Efendim ve Paran dağlarından gelecek on binlerden bahsediliyor. Dolayısıyla İsa Mesih ben en sonum, benden sonra kimse gelecek, gelmeyecek demedi. Nitekim bir peygamber geldi. Ve bir hak kitap getirdi. Bütün Hristiyanlar, hangi Hristiyan'a sorsak, Peygamberimiz yalan söyledi mi diye sorduğumuzda, haşa diyor, öyle bir şey demiyoruz biz diyor yani. Yalan söylemiyor diyorlar yani, yalan söyleyecek bir insan değil. Bitti o zaman. Hak peygamber. Mesela dün bayağı benim rahip tanıdıklarım geldi. Ailece geldiler, kalabalık yani rahipler. Protestan rahipler. Hazreti Muhammed diye senayla övüyorlar yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla bir Hristiyan geçmiş bütün kitapları kabul eder. Kendisinden sonraki kitapları kabul eder. Ve bu durumda o gerçek bir Hristiyan olur. İncil'i tanıtıyorlarsa ne güzel. İncil'i okumak ne güzel. İncil'i öğrenmek ne güzel, İncil'e uymak ne güzel. Ama Muhammedi olmayı kabul etmek şartıyla. Yani Hazreti Muhammed'in de peygamber olduğunu kabul etmek şartıyla. İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u, İsmail'i herhangi birini kabul etmediğinde o kişi Hristiyan olamaz. Musevi de olamaz. Bir Musevi'nin Musevi olması için bütün peygamberleri kabul etmesi lazım. Hazreti Muhammed dahil. Nitekim Musevi de biz mümin kabul ediyoruz. Niye? Çünkü Hazreti Muhammed de yalan söyledi demiyor. Bitti. Yalan söyledi demiyorsa bitti. Hiçbir Hristiyan da Hazreti Muhammed yalan söyledi demediğine göre onlar da mümin. İncil öğretmeleri çok güzel. Son kitap diyorsa yanlış biliyor demektir. Son kitabın Kur'an olduğu aşikar. Yani zaten ne diyor? Hazreti Muhammed yalan söylemedi diyor. O zaman bitti. Ama kendi inancına göre onu söyleyebilir. Saygı duymak lazım. Yani öyle biliyor olabilir. Yani o bizi kızdıracak bir şey değil. Saygı duyacağımız bir şey. Niye böyle diyorsun demeyiz. Tevrat'a da tabi olmak lazım. Tevrat'ı da okumak lazım. Yani her gün Tevrat'ı okurum. Bak Tevrat burada hep yanımdadır benim. Kutsal kitap. Mesela bu son kısmı İncil'dir. Mesela bak Romalılar bölümü çıktı, açtık. Mesela gayet güzel. Daha doğrusu yani İncil'den çekilmek doğru değil. İncil bir nimettir. Nurdur. Allah örmüştür İncil'i. Bir hidayet kaynağıdır. Tevrat bir hidayet kaynağıdır. Nurdur. Allah övüyor. Kur'an da bir hidayet kaynağı ve nurdur. Her üçü de hak kitaptır. Ama Kur'an son gelen kitap olduğu için hakem kitaptır. Yani Tevrat'ta eğer bir tahrifat varsa Kur'an onu açıklar. İncil'de bir tahrifat varsa onu açıklar. Mesela diyor ki Hristiyan inancında İncil'e baktığımızda İsa Mesih yeryüzüne yeniden gelecek diyor. Kur'an ne diyor?
Hayır, gelmeyecek demiyor. O zaman tasdik. Kur'an hayır demediğine göre o tasdik anlamına geliyor. Nerede hayır diyor Allah? Diyor ki İsa Mesih Allah'tır. Hayır diyor Allah, Allah değil diyor. O yanlış diyor bak mesela orada hakem kitap olduğu için Allah orada onun hükmünü açıklıyor. O yanlış diyor. İsa Mesih Allah değil diyor. Allah'ın kulu ve peygamberi diyor. Ha, göğe çekilmesi, göğe çekilmesi ve yeniden gelecek olması ne diyor Kur'an? Tasdik diyor. Üç ayette tasdik ediyor. Yani hakem kitap olduğu için tasdik ediyor. Tasdik etmeseydi ne olurdu? Gene tasdik etmiş olurdu. Çünkü ne oluyor? Hayır denmediğine göre, hayır denmiyorsa doğrudur anlamına geliyor. Mesela Kur'an'da midye haram diyor mu? Demiyor. O zaman helal. İstakoz haram diyor mu? Demiyor. O zaman helal. Yani Kur'an'ın bu prensibi işler. İsa Mesih için de göğe alındı dendiğinde Allah ne diyor? Kabul ediyor Kur'an. Kabul etmeseydi yine kabul olmuş olurdu. Çünkü itiraz yok. İtiraz olmaması kabul anlamına gelir Kur'an'da. Ama ayrıca tasdik ediyor ayet. Yani evet gelecek diyor. Dolayısıyla İncil'den gençler çekinmesinler, severek okusunlar. Tevrat'ı da severek okusunlar. Ama Kur'an'ın hakemliğiyle. Kur'an'ın hakemliği çok önemlidir.